Ben böyle spontan giriyorum. Ha, ben de bitti. Hadi konuşur muyuz? Evet. Turizm haftası münasebetiyle Antalya Tanıtım Vakfı olarak böyle güzel, küçük Antalya'mızın güzel manzaralarında, güzel hazinelerinde bulunalım istedik. Ama bize her zaman eşlik eden, bizi kırmayan aslanımla birlikte bunu yapalım istedik. Güzel bir art dinletisi devam edecek. Ama tabii bu işler çok kolay olmuyor. Buraya bu enstrümanı taşımak, bugün sizi buraya getirmek. Seve seve, her zaman. Ama bu manzarada böyle eşsiz bir güzellikte de böyle sizin duygularınızı alalım mı kısacık? Bir kere tabii tam canlı olsun. Bir kere böyle bir olanak, dünyadaki en şanslı arpistim şu an. Evet. Antalya'mızın, cennet Antalya'mızın en güzel köşesinde arp çalıyorum. Daha önce müzede de yapmıştık bunu. Biz tabii sizinle çok güzel dinletiler ve konserler yapma şansım oldu. Benim için çok kıymetli Antalya Tanıtım Vakfı. Benim bu şehire geldiğimden beri elimden tutan ilk sizlersinizdi. Birlikte çok güzel yol aldık. Birlikte güzel işler imza attık. Benim için de bu kente faydalı olabileceğim her yerde arpımla dokunabilmek, sizlerle olabilmek çok değerli. Çok teşekkür. Benden mutlusu yok. Çok teşekkür ederim. Yani bu büyüleyici bir enstrüman gerçekten. Müzemizdeki etkinlikte de hatırlıyorum. Dans eden kadının orada müthiş bir konser vermiştiniz. Ve yankılanıyordu müze. Çok da bu sesle. Ne kadar şu anda tabii dinleyenler ne kadar iyi alabilecek emin değiliz. Dış ortam sesleri de karışıyor. Ama bu doğallığı vermek istedik. Herkesin evde kaldığı bugün de biz onlara sanatla dokunalım istedik. Evet. İlerleyen günlerde hemen pazartesi tarih ve kültürle dokunacağız. Patara'ya gideceğiz. Buradan onun da duyurusunu yapayım. Çekimlerimizi yapacağız ve YouTube kanalımızda Patara'yı Profesör Doktor Havva İşkan Işık'la gezeceğiz. Böyle bir fırsat var elinizde. Şimdi biz sizi dinlemeye devam edelim. Ben sizi biraz dinlendirdim. Zannedersem bir iki parçamız daha var. Ondan sonra da konuklarımızı artık evleriyle baş başa bırakacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.